Güzel şarkıcı Simge verdiği muhteşem konserde hayranlarıyla buluştu. Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen konser alanı Simge'nin hayranlarıyla doldu taştı. Şimdi konser öncesine dönelim ve yerinde duramayan kıpır kıpır Simge konserlerine nasıl hazırlanıyor ona bir bakalım. İçeride çok keyifli yani bir hazırlanma süreci oluyor. Çünkü çok sevdiğim ve uzun yıllardır çalıştığım bir ekiple yola devam ediyorum saç ve makyajla ilgili. Zaten ekibimiz çok keyifli. Özgür Aras ekibiyle beraber kahkahalar yükseliyor odadan. Her sahne öncesi gerçekten böyle gözümüzden yaşlar akarak sahneye hazırlanıyoruz. Makyaj bile aslında zor bitiyor yani. Peki güzel şarkıcı bu konser öncesi nasıl bir repertuar hazırlamış? Benim her konser repertuarım yani çıktığım yere göre değişiyor. Festivalse festivale özel, işte bu tip AVM konserleri için daha yoğunlukla kendi şarkılarımı söylüyorum. Şimdi aslında hem eski albümlerden hem de çok farklı işte eskiden söylemek isteyip de söyleyemediğim, şimdi sahnede söylediğim şarkılardan oluşan bir repertuar. Keyifli bir repertuar dinleyiciyi bekliyor. Biraz daha albüm üzerine konuşalım. Simge'nin albümü şarkı sayısıyla da dikkat çekiyor. Genelde bir albümde parça sayısı onu geçmez. Ama Simge'nin albümü bakın kaç parçadan oluşuyor. Ben ilk albüm yapıyorum diye çok şey yaptım. Heyecanlandım. Daha bile fazla şarkı vardı. Beni zor böyle durdurdular. 14'e inmiş hali bu. Ama gerçekten böyle içinde hani tek tek çıkaracağım ama albüm zaten herkes albüm almadığı için her yeni şarkı bir single gibi de algılanıyor aslında dışarıdan bakıldığında. Albümün 3. klibi de yolda. Ünlü şarkıcı bakalım hangi parçaya klip çekecek? Albümün 3. şarkısı olan Aşkın Olayım'a yeni bir klip geliyor. Hayırlısıyla önümüzdeki hafta çekeceğiz. Aşkın Olayım şarkının ismi. Dinleyenler bilirler. Sonra da devamında sürprizlerle geliyoruz bakalım. Murat Joker'le albüm sürecindeyken çalışırken aslında ben bazen çekmiştik ve işte o Aşkın Olayım trap versiyonunu, Onur versiyonunu çok seviyordu. Biz de hep böyle aklımızda çok önceden planlanmış bir proje vardı aslında kliple ilgili. Ben de Joker'in tadını, tuzunu, rengini, işte kurgusunu falan çok seviyorum. Kendisini de çok seviyorum. Peşindeyim alana kadar peşindeyim. Simge geçtiğimiz haftalarda adeta Berlin'e çıkarma yapmış, iki gece üst üste konser vermişti. Berlin konserlerinin Simge için bir diğer anlamı da kaldığı otelde Sezen Aksu suite'inde kalmış olmasıydı. Çok keyifliydi. Gittiğimde aslında beklemiyordum. Bana sürpriz oldu. Gittiğimde gerçekten böyle odaya girdiğimde çok etkilendim. Çünkü yani her şarkıcının böyle bir hayali vardır. O kadar kendisi odadaymış gibi geldi ki huzur içinde uyudum, huzur içinde uyandım. Kendimi çok iyi hissettim. Her yerde onun resimleri vardı. Çok güzeldi. Sezen korumasıyla uyudum. Ve son olarak moda diyelim. Konser kostümleriyle de dikkat çeken Simge'ye moda ile aranız nasıl diye soruyoruz. Sosyal medyadan çok fazla moda ile ilgili sayfalar takip ediyorum, dergiler alıyorum. Aslında işimle de alakalı olarak tabii her sahneye bir kıyafetle ilgili hani çalıştığım birileri de var profesyonel anlamda. Ama kendim de çok seviyorum. Keza yurt dışına gittiğimde alışveriş yaparken de hoşuma gidiyor. En hani pazardan, ikinci elden de bir şey almayı seviyorum. Güzel gezmeyi seviyorum. Küçük sokak aralarında falan. Pazarları da seviyorum. O yüzden ben böyle biraz kendim, biraz da dışarıdan yardımla bir şekilde yapıyoruz bu işi.